Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ülkenin güvenliği meselesidir. Bu konuda maalesef ki Türkiye'de bir dağınıklık söz konusudur. Çok fazla sayıda şehit vermekteyiz. Türkiye'nin milli güvenlik stratejisinin yeniden gözden geçirilmesi lazım. Terörle mücadele milli bir meseledir ve hiçbir şekilde üzerinde siyaset yapılacak bir konu değildir. Her gün yitip giden canlar bizim canımızdır. Her gün canımızdan can gidiyor. Yerine alışıyor. En acı olanı da budur. Maalesef ki eskiden 1-2-3 şehit haberi geldiğinde bütün Türkiye teyakkuz haline geçerken şimdi 5'er 10'ar şehit haberleri gazete köşelerinde her geçen gün daha küçük puntolarla yazılır hale gelmiştir. Arkadaşlar düşünün. Türkiye'nin kalbi, Türkiye'nin başkenti en çok teröre kurban veren il haline gelmiştir. Son birkaç ay içerisinde 3 büyük terör saldırısı başkentte yaşanmıştır. İstanbul'da yaşanıyor, başka illerde yaşanıyor. Yakın bir zamanda Söğütlü bir kardeşimiz Antalya'da defnedildi, şehadet şerbeti için. Her ile bir maalesef ki en az bir bazılarına onun üzerinde şehit geliyor. Türkiye'de öyle bir il yok ki arkadaşlar öyle şehidimiz gitmesin. Yolun altına bomba döşenirken neredeydi? Zamanında dağ teröristler çıkarken neredeydi? Bunların da hesabını vermesi lazım. Ama bugün açıkça ilan ediyoruz. Terörle mücadele Türkiye'nin milli meselesidir ve terörle mücadelede samimi olduğu takdirde her türlü desteği Türk milleti olarak vermeye hazırız. Bu AKP'ye verilen bir destek değildir, asla. Bu Türk milletinin terörle mücadelesine verilen destektir. Eğer beceremiyorsa derhal hükümeti bıraksın. Türk milliyetçileri dün olduğu gibi bugün de terörle mücadeleyi hakkıyla yerine getirir. En az can kaybıyla bir an önce teröristler hak ettiği cezayı alır. Sadece askeri boyut olmaz. Dış politika boyutu olacaktır. Orta Doğu'da selam verdiğimiz bir tek Allah'ın kulu kalmamış. Maalesef ki o bölgelerde Türkiye'nin sözü hiçbir kadri kıymeti kalmamıştır. Düşünün ki hem Amerika'yla hem Rusya'yla, hem Mısır'la, hem İsrail'le, hem Suriye'yle, hem İran'la aynı anda düşman olmak gibi zor bir işi bu hükümet başarmış. Çalışsan uğraşsan yapamazsın. Samimiyetimden söylüyorum. Bizim bu kadar düşmana ne ihtiyacımız var? Arkadaşlar, dolayısıyla da PKK'nın bugün bu kadar ayasızca saldırmasının arkasındaki sebeplerden birisi çözüm sürecinde AKP'nin bunları şımartmasıysa bir diğeri de Türkiye'nin dışarıdaki yanlış dış politikasıdır. Demokrasiyle kucaklaşmış, haşrolmuş bir Türkiye'yi vaat ediyoruz. Ama bir faksla ilçelerimizi kapatıyoruz. Sizin seçtiğiniz ilçelerin, illerin hiçbir hükmü yok diyoruz. Bu olmaz. Demokrasiyi biz hazmedeceğiz. Demokrasiden korkmayacağız. Ve Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin iradesine saygı göstereceğiz. Zaten illerin kapatılması delegelikleri düşürmediği gibi
dillerin kapatılması da hukuki değildir. İlk fırsatta bütün bu mağduriyetleri gidereceğiz. Hani görevden alınan, kapatılan il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın koltuk derdi, böyle bir talebi olmasa da biz göreve geldiğimizde bütün kapatılan illerimizi yeniden iade-i itibara tabi tutup arkadaşlarımızın o anlamda iade-i itibarlarını ve iade-i görevlerini sağlayacağız. Şimdi Reza Zarrab'ın Amerika'ya gidişi muamma. Reza Zarrab avukatıyla Amerika'ya gidiyor. Eşi bir gün dahi kalmadan hemen Türkiye'ye geliyor. Dolayısıyla bunun çok tesadüf olmadığı kanaatindeyiz. Bununla beraber Reza Zarrab'ın ortağının İran'da idamla yargılandığını da biliyoruz. Ancak hiçbir şekilde de Reza Zarrab hadisesinin tesadüfi bir hadise olmadığı kanaatindeyiz. Bunun Türkiye'ye, Türkiye'deki uzantılarına kadar geleceğini biliyoruz. Ama hiç kimsenin de Reza Zarrab veya başkası üzerinden Türkiye'ye şantaj yapmasına da müsaade edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Şahıslar sorumluluk taşıyacaktır. Şahıslar o anlamda bu yolsuzluk batağına kim batmışsa, hangi görevdeyse adaletin karşısına çıkacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bu işin bir şantaj vasıtasına dönüşmesine de müsaade edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz.